Mersin'de açılan sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El-Zehravi, gökbilimci Takiüttin ve El-Biruni, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Ezarfan Ahmet Çelebi gibi birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğrenciler katıldı. Nerede kabri bu ötelerini? Açılışta konuşan Vali Su, serginin önemini vurguladı. Özellikle 7 ve 17. yüzyıllar arasında İslam coğrafyasında bilim insanlarının yaptığı çalışmaları, yaptığı buluşları, icatları görme imkanına kavuşacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamız ise millet ve medeniyetlerin köklerinin maziye salınmış ulu ağaçlar gibi olduğunu, bir medeniyetin kökü ne kadar derinleşirse gölgesinin de o kadar uzayacağını ifade etti. Millet ve medeniyetler köklerini maziye salmış ulu çınarlar gibidir. Bir medeniyetin kökü ne kadar derinlerdeyse gölgesi o kadar uzağa düşer. Ufku sonsuzluğa uzanır. 3000 yıldır devletsiz yaşamayan ve dünyanın en kahraman kavmi olan Türkler Müslüman olduktan sonra dünyanın en büyük ruh ve ahlakını yaşatan büyük bir millet haline geldiler. Son olarak konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise başarının sırrı yapabileceğine inanmaktır ifadelerini kullandı. Attar'dan Hayyam'a, Ali Kuşçu'dan Harezmi'ye, Cabil'e kadar dünya bilim tarihine yön veren çok sayıda bilim adamı yetiştirmiştir. Farabi dediğinizde, Ali Kuşçu dediğinizde, Piri Reis dediğinizde hafife alan, bilimin merkezi olarak sadece batıyı gösteren hastalıklı bir anlayış zihin dünyamıza hakim olmuştur. Oysa başarının sırrı önce yapabileceğine inanmaktır. Ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından serginin açılışı gerçekleşti.